HobiCode eğitim kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte MacBook işletim sistemine sahip bir bilgisayara nasıl Python ve PyCharm kurabiliriz onu göstereceğim. Python.org sitesine gidiyoruz. Burada Download sekmesinden macOS kısmına gelip burada en güncel Python versiyonu olan versiyonu indiriyoruz. Daha sonra indirdiğimiz dosyanın üzerine tıklayıp kurulumu başlatıyoruz. Kurulumu beraber yaparsanız benimle aynı adımları izleyebilirsiniz. Bu kısımları sürdür diyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Gelen seçeneği kabul ediyoruz ve burada parolamızı girip yüklemeyi başlatıyoruz. Yükleme tamamlanana kadar bekliyoruz. Yüklemenin tamamlandığından emin olana kadar bu sayfayı kapatmıyoruz. Daha sonra kapat diyebiliriz. Python kurulumunun tamamlanmasıyla beraber kendi derleyicisi de bunun içerisinde geliyor. Bu derleyicide de kod yazabilirsiniz. Burada isterseniz bir kodu deneyelim. Basit bir kod yazalım ve çıktısını görelim. Gördüğünüz gibi bu derleyici kullanabiliriz. Aynı zamanda terminalden de Python kodu yazabilirsiniz. Burada terminali açıp Python 3 yazdığınız zaman size direkt Python editörü açılıyor. Burada tek satır olarak istediğiniz Python kodunu yazıp Enter'a bastığınız zaman size bu kodun çıktısını gösterecektir. Ancak biz uygulamalarımızda daha çok PyCharm kullandığımız için videonun bundan sonraki sürecinde sizlere PyCharm nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle PyCharm'ın kendi sitesine gidelim. PyCharm'ı indirmek için kendi resmi web sitesine gidiyoruz. PyCharm, Python geliştirmek için kullanabileceğimiz harika bir program. İsterseniz web sitesini dolaşarak nasıl bir program olduğunu inceleyebilirsiniz. Güzel bir şekilde açıklanmış. Daha sonra Download kısmına gelip burada iki seçenekle karşılaşıyoruz. Biz Community olanı indireceğiz. Burada da Mac için iki seçenek çıkıyor karşımıza. Intel ve Apple Silicon. Intel işlemcili bir MacBook kullanıyorsanız Intel olanı, Apple Silicon yani M1 işlemcili bir MacBook kullanıyorsanız da Apple Silicon olanı indirmelisiniz. Biz burada Apple Silicon olarak devam edeceğiz. Burada yüklemeyi bekliyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra application'ları sürüklüyoruz ve daha sonra PyCharm uygulamasını açabiliriz. Daha sonra application uygulamalar kısmında PyCharm'ı açıyoruz. Burada aç diyebilirsiniz. Gelen sayfaya da continue deyip isterseniz burada don't send'i seçebilirsiniz. PyCharm'ı başlattıktan sonra artık bir yeni proje oluşturabiliriz. New project kısmına gelip buradaki ayarları bu şekilde bırakıp create dediğimiz zaman IDE'mizde yeni bir projeyi oluşturmuş olacağız. Burada projeyi ilk açtığımız zaman bize hemen bir hata olduğunu söylüyor. Şimdi MacBook'ta bu hatayla karşılaşan çok fazla insan var ve bunu nasıl çözeceğiz sizlere onu göstereceğim. Projeyi açıp run dediğimiz zaman aşağıdaki gibi hatayı gözlemleyebilirsiniz. Bu hatayı çözmek için şöyle yöntem izleyeceğiz. Öncelikle yukarıda PyCharm Preferences kısmına geliyoruz. Burada Preferences kısmında Python Interpreter kısmında hangi Python versiyonu olduğunu seçmemiz gerekiyor. Burada baktığımızda projede 2.7 seçili. Bunun için biz diğer seçeneği seçip burada kullandığımız Python versiyonunu dosya sisteminden seçmemiz gerekiyor. Burada öncelikle user dosyasının altında bulunan lokal dosyasından Python 3'ü seçip OK diyoruz ve bu sayfadan artık çıkıyoruz. Preferences'ta da OK deyip artık kaydediyoruz. PyCharm'ı bir kere açıp kapatalım. Tekrar başlatalım. Run dediğimiz zaman artık projenin çalıştığını görebilirsiniz. Burada kırmızı olan nokta debug ifade ettiği için bu bir hatayı ifade etmiyor. Artık problemi çözdüğümüze göre kodlamaya başlayabiliriz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın.
Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.